Tekrar merhaba, ben Ural Çelik. Sizlere bugünkü eğitim videomuzda yine sektörel bir örnek yapmak istiyorum. Sektörel örnekten kastım, yani diğer programların bu konuda bazı eksikleri var. Bugünkü eğitim videomuzda sizlerle birlikte ZB3D programında bir saç parçanın açılımını alacağız. Bakın, öncelikle parçamı çağırıyorum. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum. ZB3D programı çok zengin bir dosya açma kültürüne sahiptir. Bunlar ne demektir? Bakın, ekranda da görüyorsunuz ben konuşurken. Popüler programları parça montaj olarak açtığını görebiliyorsunuz. Aynı şekilde ortak dil dediğimiz Step Algebra dilleri de açabiliyorsunuz. Bu çalışmamız bir IGES dosyasıydı. Direkt ekranımıza getirdik. Bakın. Gördüğünüz gibi bütün tasarımcının en büyük derdi parça dışarıdan geldiği zaman taşıma ile ilgili sorunlar yaşarız. Yani istediğimiz düzlemleri taşırken zorlanabiliriz. Ben bunu direkt şurasını merkezi olacak şekilde taşımak istiyorum. ZB3D programında bu işlemlerin hepsi çok basit arkadaşlar. Yapmanız gereken shape komutuna gelip move diyorsunuz. Parçanızı seçiyorsunuz. İkinci sekmeden point noktasına geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Dairenin merkezi işaretliyorsunuz. To point kısmında da gideceği referansı sıfır diyorsunuz. Onayladığınızda gördüğünüz gibi parçanız istediğiniz referansa geliyor. Şimdi böyle bir parça geldiğinizde bunun açılımını almanız lazım. Kalıp yapmadan önce, proseslerden önce bunun açılımını nasıl alabilirsiniz? Öncelikle bu açılımı etkileyen faktörler var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi malzemenin cinsi. Bu malzemenin cinsi ne olduğunu şu an biz karar vermedik. Bu ST37 olabilir ya da bir başka bir malzeme olabilir. Bir de bu buradaki radüsler ve işte buradaki bükümler faktördür bunun açılımını almakta. ZB3D bunların hepsini kendisi hesaplıyor. Bizim sadece yapmamız gereken et kalınlığına girmemiz ve malzeme seçeneğini belirlememiz yeterli oluyor bu seçenekle yapmak için. Ölçü almak için geliyorum. Bakın, distance diyorum. Et kalınlığını ölçüyorum şu an. 3000 metre olduğunu gördüm. Bu benim için yeterli bir bilgiydi. FTI modülüne gelip Super Unfold deyip şimdi iki şekilde açılım alabilirsiniz. Bir, iç yüzeyleri seçebilirsiniz. İsterseniz dış yüzeyleri. Doğru bir açılım almak için siz karar verin. Ben iç yüzeyleri seçiyorum. Bakın, otomatik olarak bir tıklamamla bütün yüzeyleri seçiyor. Face kısmından. Buradan malzememizi seçiyoruz. Mesela ne seçelim biz? BH210 diye bir malzeme seçtik. Et kalınlığı 3 metre olacak. Açılım yapacağı bölgeyi seçiyor. Ben içten diyorum. Onay verdiğim anda bakın programım otomatik bir şekilde bana böyle formlu bir saç malzemesini açılımını alıyor. Bunu yaparken bakın saniyeler içinde yapıyor. Ben de bunu tasarımcı olarak ne yapıyorum? Saç levha kalıbını yapmadan önce buradaki açılımı dikkate alıyorum. Ona göre saçımı kesiyorum. Daha sonra proseslerde gerekli yerlerden bükerek, işte gerekli açılarda bu ürünümü elde ediyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.